Selamünaleyküm millet. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Millet, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Videoyu kestim, moralim bozuldu, tekrar açtım. Sebebi de ne? Ben bu motora yan ayak yaptım, henüz montajını yapmadım ama buradaki granajın vidalarını atmayı unuttuğum için granajım yolda gider gelir buraya gelirken veya koyu gezerken düşmüş. Yani şu parça, bu taraftan göstereyim. Onun yenisini, onu bulmak mesele artık. Yenisini sipariş vereceğiz artık. Neyse, biz X-Center'ımıza geri dönelim. Şimdi bu X-Center nedir arkadaşlar? Ben bu X-Center'ı yeni aldım. Şu anda takribi 14 bin küsür kilometrede. Neden aldım? Sevgili babama aldım. Peki babama neden X-Center aldım? Çünkü babam X-Center istedi. Babam neden X-Center istedi? Çünkü daha önceden yine kullanmış olduğu bir motosikletiydi. Şimdi ben motoru anlatmadan evvel hikayesini sizlere kısaca anlatmaya çalışayım. Hem biraz sohbet muhabbet konusu olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar Yamaha X-Center Türkiye'ye 2012 yılında girdi. 2012 yılında girdiğim, ben motor manyağı bir adam olduğu için 2012'de Türkiye'ye girdiğinde ben bu motoru hemen satın almıştım. Belli bir müddet kullandıktan sonra motoru da çok beğendiğim için, babam da beğendiği için ben o motoru babama hediye etmiştim. O da birkaç sene gayet problemsiz, sorunsuz bir şekilde kullanmıştı. Takribi 40 bin kilometre falan kullanmıştık o X-Center'ı. Daha sonra Yamaha NMAX'ler çıktığı zaman, NMAX'lerde malum ABS var. Babama X-Center'ını geri alayım, babama bir NMAX alayım diyerek babama bir NMAX 155 satın aldım. Bu dolayısıyla X-Center'ı da geri aldım. O dönemde sattım. Şimdi misal ben babama NMAX'i aldığım zaman babam X-Center'la İstanbul'dan buraya benim yanıma İzmir'e NMAX'ini almaya X-Center'ı sürerek kullanarak geldi gayet güzel bir şekilde. Fakat NMAX 155'te İzmir'den İstanbul'a geri dönemedi. Neden dönemedi? Birazdan o mevzuya gireceğiz arkadaşlar. Neyse, X-Center 2012'den 2016'ya kadar Türkiye'de 0 kilometre olarak getirildi. Dediğim gibi ilk alanlardan biriyim. Bayağı bu motorla ilgili de tecrübeliyim. Daha önce de X-Center kullandım. Onu babama verdim vesaire. Babam kullandı. Babamda en son NMAX 155 vardı. Babam benden tekrar X-Center 150 istedi. Neden? Çünkü babam bu motoru şu anda kullandığı NMAX 155'ten daha başarılı bulduğu için ben tekrar X-Center istiyorum dedi. Ona ikinci el bir X-Center satın aldım. Bugün yarın İstanbul'a tekrar babama götürürüm. Kazasız belasız kullanır inşallah. Şimdi X-Center'ın teknik detaylarına girmeye gerek var mı? Bence yok arkadaşlar. Neden yok? Çünkü bugün Google'a X-Center 150 yazdığınız zaman teknik özelliklerine zaten ulaşabilirsiniz. Ben yine de şöyle makinenin, motorun teknik özelliklerinden ezbere de olsa biraz bahsedeyim arkadaşlar. 2012-2016 yıllar arasında Türkiye'ye giren 2012 ve 13 modelinde sere kılıfı düz ve arkası halojen stoba sahip olan, 2014'te makyaj geçirip 2014, 15 ve 16'da bu üzerinde gördüğünüz sere kılıfı ve led stoplarla makyaj gören X-Center motorumuz Dodge karakterli, tek silindirli, 155 cc, 4 valfli, yani 4 subaplı, sıvı soğutmalı, 15,5 beygir güç üreten, 14,8 Nm'de tork üreten, hakikaten kendi sınıfında en güçlü, en torklu makineye sahip bir ürün. Kasa olarak da 150 cc olmasına rağmen dışarıdan ilk bakanlara sanki 250 cc mi veya 200 cc mi diye sorduran, yani kasa iriliğiyle de dikkat çeken bir model. Peki bu motor Türkiye'de niye satmadı, niye devam etmedi? İtalyan tasarımı yüzünden. Yani bu klasik çizgilerinden, bu aerodinamisinden ötürü çok fazla bilinmedi, beğenilemedi. Ayrıyeten bir de Türkiye'ye ilk girdiğinde sınıfına göre yüksek bir fiyatı olduğu için X-Center kayboldu, satamadı. Ama çok başarılı bir model. Keşke insanlar o zamanlarda da bu YouTube diye bir şey olsa, alanlar memnuniyetlerini dile getirmiş olsaydı da bu motor daha fazla satsaydı, daha fazla insanlar bu motordan nasiplenseydi diye düşünüyorum. Şimdi
Arkadaşlar bu motorda neler var? Şöyle inceleme gibi göstermeye başlayalım. Ve neyden başlayalım arkadaşlar? Göstergelerden başlayalım. Göstergelerde yukarıda 4, 2, 4, 5 adet lamba var. Sol ışık sinyal, en sağ sağ sinyal, orta uzun, şu ikincisi hararet göstergesi, burada da motor ikaz, arıza ikaz lambası mevcut. Dijital kilometre saati mevcut. Bunun üzerinde saat, benzin göstergesi, hız göstergesi, dış ortam sıcaklığı ve ana kilometre, şöyle göstereyim. Odo 15.733 kilometrede şu anda. Trip 1, Trip 2, Oil Trip yani yağ değişiminden sonra sıfırlanan trip metre ve Belt Trip kayış değişiminden sonra sıfırlanabilen trip metresi mevcut. Uzun kısa sinyaller, korna ve marş butonu mevcut. Motor full enjeksiyonlu arkadaşlar. Motorda 27 mm olması lazım çapında bir ön fren diski. Arka freni kambana ama bütünleşik, yani kombine CBS fren sistemine sahip. Frenlemesi de gayet başarılı bir skuter. Bu motor dikkat çeken özelliklerinden biri de 16 jant olması. Şöyle ölçülerine bakalım. 180-16 ön lastiği. Arkaya geçelim. 120-80-16 arka büyük jantlarıyla, yol tutuşuyla güzel bir motor. Ön süspansiyonlar malum klasik teleskopik. Arkada ise monokros salınımlı bir arka amortisörü mevcut. Bu arka amortisörü gerçekten çok başarılı çalışıyor. Önler de başarılı çalışıyor ama bu amortisörlerle arkadaşlar motorun genel karakteri yumuşak bir süspansiyona sahip. Yani konforlu süspansiyonlara sahip. Fakat bu konforlu süspansiyonlar yerden yüksekliği, aerodinamik olmayan tasarımı, bu orijinal ön camı aksesuar olarak satılıyor. Bu camla ve bu çantayla beraber arkadaşlar bu yüksekliğiyle bu motor çoğu X-Center'da ben bunu gördüydüm. Böyle ufaktan kafa sallama hastalığı mevcuttur. Zararlı mıdır? Bence zararsızdır ama bazı arkadaşları korkutabilir. Yüksek hızda atıyorum 110 km hızdan sonra da hava rüzgarlıysa, ön cam ve arka çantanız varsa motorda hafif böyle bir sallantı, dalgalanma hissedebilirsiniz. Bu motorun o mesela bir eksi yönüydü. Madem öyle eksi yönlerinden devam edelim arkadaşlar. Bu motorun bir diğer eksi yönü sele yüksekliği arkadaşlar. 745 mm olarak hatırlamıyorum ama yerden yüksek bir motor olduğu için 1.70 ve altı boylar için söylüyorum. Ayaklarınızın topukları yere basmayabilir. Yani ayaklarınızı böyle parmak uçlarında kalabilirsiniz. Peki ben bu motoru, çözümü var mı? Benim kendimce var. Benim bulamayacağım çözüm yok. Ben ön amortisörleri takribi 1 santim. Arka amortisörü de takribi 2 santim. Bu motoru alçalttım. Nasıl alçalttım? Arka amortisörün bağlantı yerlerinde, burada değil, iç tarafta şaseye bağlanan ucunda amortisörün bağlandığı delik vardır. Civatanın geçtiği. Onun 1 santim arkasına ikinci bir delik açarak amortisörü ileri vererek takribi oradan 7-8 milim kayması buradan 2-2,5 santim motoru alçaltıyor. Yani ben bu motoru bu şekilde babama uygun hale getirmiş oldum. Şu anda benim babamın boyu takribi 1.70'tir. Bu ayakların topukları rahatlıkla yere basacaktır. Bunu artık daha rahat kullanacaktır. Bu motorun yakıt tüketimi arkadaşlar 100 kilometrede ortalama kullanıma göre değişir. Fakat ortalama 3'te 1 tüketimi vardır. 2.2'leri de görebilmeniz mümkündür. Maksimum gazlarsanız, motor kullanmayı bilmiyorsanız, sürekli şehir içi hızlı dur kalklarla motor kullanıyorsanız 3.7-3.8'leri de görebilmeniz mümkündür. 8 litre benzin deposu mevcut olup çantası ve camı aksesuar olarak ekstra para verip satın almanız icap eder. Hele ki bu motora çanta zaten şarttır. Sebebi de şudur arkadaşlar. Bu motorda koltuk altı bagajı, bakınız buyurunuz, sürpriz. Bir ruhsat bir bez anca sığar. Yani bu motorda bu aerodinamik, bu yüksek 16 janttan monokros süspansiyonlar ötürü koltuk altı bagajı mevcut değildir arkadaşlar.
sele konforu sınıfına göre aslında oturuş pozisyonu güzeldir, rahattır. Fakat selesi biraz ters sınıftadır. Ama buna rağmen benim nazarımda hala piyasadaki birçok motordan yolculuğu çok daha keyifli bir üründür. Bunu da amortisörlerle ve büyük jantlarıyla tolere ettiği için. Ön tarafta yük koyulabilecek, ayaklarınızı koyabileceğiniz gördüğünüz gibi bir ara mevcut ama eğer ayağınız 44 numaradan büyük ise, 45 numara ise mesela, ayakkabınız buraya sığmayabilir. Bakın benim ayaklarım 42 numara ama orada 1-2 santim boşluk yakaldı, yakalmadı. Bu motorun kötü taraflarından biri de odur. Burada ufak bir torpidosu mevcuttur. Anca böyle sigara sağlığa zararlıdır koyulabilecek. Ruhsat sığar mı sığmaz mı meçhul. İşte bir torpidosu mevcuttur. Ondan sonracığıma malzeme kalitesi gerçekten başarılı. Şasesi sıkı. Yol tutuşu güzel. Frenlemesi şahane. Herhangi bir kronik sorunu veya problemi bulunmayan, son derece performanslı. Uzun yolda bazı arkadaşların iddia ettiği gibi konforsuz, rahatsız değil. Tam tersine piyasadaki ön konforlu ürünlerden biridir. Yamaha X-Center 150 arkadaşlar. Bunu konforsuz bulanların sebebi dediğim gibi motor yerden yüksek olduğu için boyu kısa olan arkadaşların ayaklarının yere tam basmaması. Uzun yolculuklarında dizlerinizin taburede oturur gibi kırık vaziyette olup ayaklarınızı öne doğru uzatamamanız. Ama bu biraz da alışkanlık meselesidir. Ben kendi namıma hiçbir zaman bu durumdan şikayetçi olmadım. Malum bu motor şu anda 2015 model. LED hiçbir aydınlatması yok. Arka stop haricinde. Ama dediğim gibi arka stopta arkadaşlar 2014, 15 ve 16 modellerden sonra gelmiştir. Yani 2012 ve 2013 modelleri LED değildir. Ondan sonracığıma bu motorla ilgili motorda yan sehpa yoktur. Orijinal olarak, aksesuar olarak satılıp satılmadığını bilmiyorum ama ben bu motora yan sehpa yaptım. Henüz montajını yapmadım. Hatta şu anda o plastik granajı kaybetmemin sebebi de buydu. Ben bu motoru alır almaz bütün filtrelerini, yağını, fren hidroliğini, soğutma sıvısını yani antifrizini değiştirdim. Bakımlarını yaptım. Dediğim gibi motorun alçaltmasını yaptım. Sadece varyatörü ellemedim. Üzerinde hala orijinal kayışı mevcut. Motor şu an 15.000 km'de fakat doğru dürüst incelmemiş ama varyatör bakımı da yapılmamış. Varyatör bakımını da yaptıktan sonra mesela ben şu anda üzerindeki 15.000 16.000 km kullanılmış kayış ile top speed bu motorda maksimum şu anda 123 km hız görebilmekteyim. Fakat kayışını yeniledikten sonra, varyatör bakımını yaptıktan sonra saatte 133-135 km hızlara kadar çıkabildiği olacaktır. Gösterge sapma payı çok azdır. Honda'lardan daha düşüktür. Takribi %3,5-%4 civarıdır. Yani GPS'te de 123-125 km hızları görebilmesi bu motorun mümkündür. Ve bu 150 cc bir scooter için muhteşem bir performanstır. Tork namına zaten konuşmaya gerek yok. Torku çok yüksek bir ürün. Hatta kendi sınıfının en yüksek tork değerine sahip. Bu sebepten oturup yol rampasını yine göstergede 110 km hız altına düşmeden seyredebilirsiniz. Tabii ki aşırı kilolu değilseniz ve motor üzerinde tek kişiyseniz veyahut da rampa harici bir de karşına rüzgar yemezseniz. Şimdi ben bu motoru, genelde benim kanalım 50 cc kanalıdır. 50 cc izleyicileri vardır. Bana sorarlar ya biz ne alalım? Şimdi bu motoru bilmeyen, bu motordan haber olmayan arkadaşlar da mevcut olacaktır mutlaka. Bana soracaklardır. Abi işte X-Center tavsiye eder misin? Ben X-Center'ı gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Aslında ederdim. Neden? Artık devamı gelmediği için size kalmış. Peki ben konforlu, yol tutuşu güzel, yakıt tüketimi düşük, sağlam, kaliteli bir scooter istiyorum. Tarzını da tipini de çok beğendim. Fiyatını da uygun buldum diyen arkadaşlar olursa, yani X-Center alırken alayım mı diye soran arkadaşlara şimdiden kesinlikle alınabilir bir ürün olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, X-Center'ın performans videoları yakında kanalımda olacaktır arkadaşlar. Daha sonra da bununla İzmir'den İstanbul'a, yani bunu babama götürürken giderken de bir uzun yol videosu çekip kanalıma ekleyebilirim. Evet,
Farları göstereyim ya. Bu arada sesini dinleteyim değil mi? Gerçi ses ne? Ses yok motorda da. Yine de şöyle bir gösterelim. Motoru enjeksiyon sesi gelir. Marşa basarız, çalışır. Far açma kapama düğmesi yoktur. Sol far kısadır. Tek yanar. Aydınlatması muhteşemdir. Bu arada bakın onu söylemeyi unuttum. Uzunları yaktığınız zaman sol kısa söner, sağ kısa söner, sol uzun yanar. Uzun aydınlatması da muhteşemdir. Ben bunda acaba işte şey yapayım mı diye düşündüm. Hani uzunu yaktığım zaman kısa sönmesin. Bir ince ayar çekeyim mi? Bir ara bağlantı yapayım mı diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Neden? Çünkü aydınlatma zaten muhteşem. Bu motorda hoşlanmadığım bir unsur daha var arkadaşlar. Uzun hüzmenin lambası geceleri seyrederken uzunu aldığınız zaman gerçekten aşırı parlak yanıyor. İnsanın, kullanıcının gözüne batıyor. Arka görselini göstereyim şöyle. Arkalar ledlemiştim ya 2014 ve sonrası için. Arka stopların görseli de bu şekildedir. Arkadaşlar. Evet. Motorla ilgili başka anlatmam gereken bir mevzu var mı? Yok. Şeye gelelim bu arada. Hani babam X-Center'la İstanbul'dan İzmir'e geldi ama M-Max'de İzmir'den İstanbul'a geri dönemedi dedim ya. İşte bunun sebebi X-Center'ın M-Max'ten çok daha konforlu bir ürün olmasıydı arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak buraya ekleyeyim. Babam X-Center'la 2016 yılında hatta darbenin, o hain darbenin, o kalkışmanın yapıldığı gün İstanbul'dan yola çıktı. İzmir'e buraya geldi. Hatta sabaha kadar biz de sokaklardaydık. Babamla beraber yorulmamıştı. Babam 76, kaç yaşında olmuş oluyor o zaman ya? 46 doğumlu, 2016 yılı. 70 yaşında. 70 yaşında olmasına rağmen. Sonra işte 3-5 gün İzmir'de benim yanımda kaldı. Daha sonra N-Max ile İzmir'den İstanbul'a doğru yola çıktı. Ama Susurluk'tayken ben devam edemeyeceğim diye beni aradı arkadaşlar. Daha sonra ben Susurluğa arabayla gidip hanımla beraber, babam ve hanım arabayla devam edip ben motoru alıp İstanbul'a N-Max'i ben devam ettim. Bunun da macerası böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Buradaymış be. Hemen buraya girişte düşürmüşüm demek ki. Lan çok şanslıyım ha. Vallahi billahi. Tekrar buldum. Şöyle koyalım şimdilik.